Merhaba arkadaşlar, ben Emre ve bugün değişik bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bu video yani aranızdan çoğunuz için bayağı faydalı bir video olacak diye umuyorum. Bazılarınız için de çok ilgi çekici olmayabilir ama yani aranızda böyle YouTube'a başlamak isteyenler yani hiç bilmiyorum yani YouTube'a başlamak istiyorum diyenler varsa onlar için yarın bayağı güzel bir video olacak bu yani. Yani bu videoda sizlere ne yapacağız arkadaşlar? Onu kısaca size söyleyeyim. Bu videoda sizlerle beraber şu an bir tane Farming Simulator videosu çekeceğiz ve yani bir tane Farming videosunu çekmek ne kadar saatim oluyor benim? Nasıl yapıyorum? Yani hangi aşamalardan geçiyor? Hangi programları kullanıyorum falan her şeyi göstereceğim size arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dedim gibi direkt bir tane Farming Simulator 2017'de gibi bizim GameSting serisinde bir tane video çekeceğiz, editleyeceğiz ve yükleyeceğiz arkadaşlar. Yani bakalım kaç saatimizi alacak. Şu an şöyle saati göstereyim arkadaşlar size hemen ben. Şu an şöyle 11:28 hatta 29 olacak. Yani 11:30 diyebiliriz. Video çekmeye arkadaşlar yani video çekmeye başlamaya şu an 11:30'da başladı diyebiliriz. Bir bilgisayardan saati göstermem çünkü oradan muhtemelen blurlayacağım oraları. Şimdi hangi aşamadan geçiyorum? Şu an ben bir tane hani bir tane GameSting videosu çekeceğim Farming Simulator dediğim gibi. İlk önce arkadaşlar Logitech webcam software'i açıyorum. Gelişmiş ayarlara geliyorum şuradan ve yani ben her videoya başlarken şuradan ışıklarla birazcık oynamam gerekiyor. Çünkü benim kapalı bir şeyim yok, stüdyom yok. Buradan pencereden sürekli ışık vuruyor. Yani güneş ışığı vuruyor ve her gün güneşin vurduğu ışık aynı olmuyor. Her gün değişiyor. Hatta her gün değil, her dakika değişiyor diyelim. O yüzden her videodan önce şöyle ayarlıyorum buradan. Şöyle, öyle değil, şöyle. Bence iyi gibi değil mi? Aynen böyle iyi abi. Tamam arkadaşlar böyle kalsın. Burasını ayarladık şu an. Bundan sonra yapacağım şey GameSting'de bir tane video çekeceğimiz için arkadaşlar YouTube'a girip en son GameSting bölümüne gideceğim. Çünkü orada en son bölümde bir tane anket yapmıştım. YouTube'a gireceğim şimdi kanal arkadaşlar. En son GameSting videosuna gideceğim ve oradan anketin şeylerine bakacağım. Anketin sonuçlarına bakacağım arkadaşlar. Şu mouse çekelim şuradan. Şimdi şuradan bunu da açalım ki şeylere videonun kalan kısmında facecam olsun. Mesela arkadaşlar bende şu an böyle sorun oluyor. Şu an başlattığım videoyu fakat video başlamadı. Dondu gördüğünüz gibi. Kaydı durdur diyorum. Tamam şimdi şöyle yapacağım. Tamam şu an gördüğünüz gibi çalıştı. Fakat renkler birazcık değişti. Böyle oluyor arkadaşlar maalesef ki bende her defasında. Her defasında değil ama çoğu zaman böyle oluyor. USB'yi yerinden şeyin kameranın USB'sini yerinden çıkarıp sokmam gerekiyor. Niyeyse öyle bir sorun oluyor bilmiyorum. Tamam. Böyle iyi gibi. Tamam şu an arkadaşlar kanaldayız. Bu arada şu an şurada görüyorsunuzdur muhtemelen. Adblock açık şu an arkadaşlar. Ben YouTube'da normalde Adblock kullanmıyorum. Fakat şu an reklam falan çıkmasın yani YouTube'da diye. Adblock'u açtım. Yani normalde arkadaşlar YouTube'da hiçbir şekilde Adblock kullanmıyorum. Çünkü bu emeğe saygı birazcık yani. Emeğe yazık oluyor Adblock kullanınca. Adblock kullanınca arkadaşlar ne oluyor? Sizin videolarını izlediğiniz insanlar para sizin izlenmelerinden para kazanmıyorlar. O yüzden yani Adblock kullanmanızı tavsiye etmem. YouTube'da en azından Adblock kullanmayın. Yani böyle bazı sitelere gelince çok fazla reklam çıkıyor falan. Onlarda tabii kullanabilirsiniz. Zaten kullanmak mantıklı ama YouTube'da Adblock kullanmayın bence. Çünkü gerçekten emeğe yazık oluyor yani. Kartlardan anket sonuçları diyeceğim. 28 kişi toplam şey yapmış. Oylamış anketi. Onlardan 25'i yani %89'u evet demiş. %3'ü de yani %10'u hayır demiş. Burada bir %1'lik bir kısım kayboluyor ama o nerede bilmiyorum. Neyse sorumuz arkadaşlar ineklerin ve koyunların oraya çim ekelim miymiş? Çoğunlukla yani bayağı bir farkla evet demiş insan yani sizler de evet demişsiniz. Bu yüzden de bu GameSting videosu arkadaşlar muhtemelen yapacağımız ana şeyimiz bu olacak. İneklerin ve koyunların oralara çim ekeceğiz. Buna da baktık şu an arkadaşlar YouTube'dan çıkıp artık oyuna girebiliriz ve oyundaki yani düzenleme falan gereken bir şeyler varsa onları düzenleyeceğim artık. Tamam şu an YouTube'dan çıktık arkadaşlar ve şöyle şuraya geleceğim. Oyuna girdim şu an gördüğünüz gibi. Zaten oyunu ben açmıştım arka planda. Başla diyeceğim. Gördüğünüz gibi başladı şu an oyun. Tamam arkadaşlar şu an yani yapmam gereken bütün hazırlığı falan yaptım ve video çekmeye başlayabilirim artık. Şimdi burada arkadaşlar ben bu videoyu duraklatacağım ve asıl yani GameStick videosunu çekmeye başlayacağım. Çektikten sonra da yani çektikten sonra ne yaptığımı da artık bu videoyu çektikten sonra yani göstereceğim. Yine başlatacağım. Tamam şu an arkadaşlar videonun çekimini bitirdim ve şu an arkadaşlar saat 12:40 geçiyor. Yani 11:30'da başladık. 12:40 geçiyor şu an. Hazırlık ve videonun çekimi yani yaklaşık işte 1 saat 10 dakika sürmüş videonun çekimi ve ondan önceki hazır zaten işte video çekimi 1 saat sürmüş demek ki ve hazırı da 10-15 dakika falan. Şimdi arkadaşlar edit kısmına alacağız ama edit kısmından önce ben şey yapıyorum. Videonun resimlerini yapıyorum. O yüzden şöyle yapacağız. Ben hemen Photoshop açacağım arkadaşlar ve Photoshop yani foto edit kısmına geçeceğiz. Şu an arkadaşlar Photoshop'u açtım. Gördüğünüz gibi Adobe Photoshop kullanıyorum arkadaşlar. Adobe Photoshop'un 2015 versiyonunu kullanıyorum. 2015 CC'de geçiyor. Photoshop 2015 CC'de geçiyor galiba. Genelde zaten Adobe'un şeylerini kullanıyorum. Yani video edit olarak Adobe Premiere'i kullanıyorum. O da 2015 versiyonu. Photoshop için de yine Adobe Photoshop. İkisi bence zaten yani ben bu iki programı kullanıyorum genelde video şeyler için. Sony Vegas falan kullanabilirsin. Sony Vegas Adobe Premiere'e göre yani video edit için daha kolay. Ama ben Premiere ile alışmak istedim. Premiere ile başlamak istedim. Premiere ile başladım. Zor da olsa Premiere'e alıştım yani ve yani Premiere daha biraz daha profesyonel olduğunu diye düşünüyorum bence.
Sony Vegas'a göre. Ama genellikle çoğu game şey oyun çeken YouTuber'lar Sony Vegas'ı kullanıyor. Çünkü Sony Vegas biraz daha kolay şeylere göre yani. Şimdi arkadaşlar burada şeylere geldim. SS'lere geldim. Ben normalde buraya ben video çektikten sonra arkadaşlar oyunda böyle biraz güzel kareler yakalayıp SS alıyorum oyunun fotoğrafı için falan, ama bu defa oyunun içinde güzel bir şey video çekerken arkadaşlar videonun kendi içinde direkt güzel kareler falan oldu ve ben direkt yani video çekerken videonun içinde SS aldım falan ve SS almak için ayrıca zaman kaybetmemiş oluyoruz. Yaklaşık bir 5-10 dakika buradan da kazandık yani diyebiliriz. Şimdi şu SS'leri almışım. Bakalım hangileri daha güzel. Yani en güzellerine bakacağız. Hani şunu almıştım arkadaşlar, bir tane şöyle, bir tane şöyle, şöyle şöyle almış, bir tane böyle 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 falan. Hani şu bence hani şu bence baya güzel. Aralarında şu an kadar en güzeli bu arkadaşlar. Evet tamam, ben şimdi arkadaşlar bu şeyi attım buraya. Photoshop'a attım. Bu şimdi yapacağım ilk şey olacak. Bu repten Farming Simulator logosu ekleyeceğim. GameStink resmini genellikle böyle yapıyorum. Hemen o logoyu da atayım buraya. Tamam, Farming logosunu şu an attık arkadaşlar şöyle. Baya büyük bir logo bu. 1080p olması lazım bu logo. Yani 1080p şeyine göre ayarlanmış olması lazım. Ama ben böyle küçültüyorum onu. Hatta baya küçülttüm. Şöyle yapalım. Böyle bence yeterli olur bu logo. Şuraya falan koyabiliriz gerçi. Aynen buraya koyalım o zaman. Şöyle falan da olabilir değil mi? Aynen böyle güzel bence. Ama burada daha güzel duruyor gibi ya. Hadi şurada olsun, tamam. Şöyle koyacağım arkadaşlar bunu. Biraz daha büyütebiliriz. Hani çok fazla büyüttük gibi. Hani iyi ya, böyle iyi. Tamam, bunu böyle koyalım arkadaşlar. Bu burada güzel durdu. Şimdi buraya şey ekleyeceğiz ama bu kaçıncı bölüm GameSting'in hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. O yüzden gidip telefondan hemen bir bakacağım. GameSting'in kaçıncı bölümüymüş, ona göre bölüm yazacağız. Telefona bakmama gerek kalmadı arkadaşlar. Hatırladım kaçıncı bölüm olduğunu. Çünkü geçen bölüm 5. bölümdü ve geçen bölümde şey paylaştım. Save game paylaştım. Bu da 6. bölüm olması lazım. Hadi lan 6 yazıyoruz. Renk şu an çok önemli değil. Bakalım şöyle direkt beyaz yapabiliriz ilk önce. Ve şuradan Blending Options'a gidiyoruz. Buradan arkadaşlar benim direkt hali hazırda kullandığım böyle şeyler var. Ayarladığım stiller var. Genellikle şunu falan kullanıyorum şöyle. Ve renklerin stroke'tan direkt sadece renklerini değiştiriyorum falan. Şöyle 11 yapalım bunu. %100 yapacağız. Buradan rengini değiştirebiliriz falan. Hani şu an burada hangi renk en şey? Turuncu falan olabilir. Hani turuncunun şöyle bir turuncu falan olabilir. Amazon'la falan uyumlu olması için. Veya şöyle bir kırmızı falan renkte olabilir. Mesela şunun gibi. Ki bence böyle güzel oldu gibi arkadaşlar. Hani kırmızı güzel gibi. Turuncu da olabilir. Şöyle. Şöyle de bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Hani her bir resimde böyle düşünüyorum ben nasıl yapsam diye. Şöyle yeşil de olabilir. Ya da mesela hani burada arkadaşlar asıl şey turuncu. Mesela Amazon asıl turuncu ve yeşil detayları var. Bence burada da hani en mantıklısı şöyle yapmak. Bunu turuncu yapalım şöyle. Ve arkadaşlar şeyi stroke'u yani dışını şöyle yapacağız. Dışını dur şöyle yapalım. Dışını arkadaşlar şöyle yeşil yapabiliriz. Hani bence böyle daha iyi durdu birazcık daha. Hani çünkü tam Amazon'a uydu. Çünkü Amazon daha çok turuncu var ve yeşil detaylar var üzerinde. Bu da turuncu ve yeşil detaylı falan böyle güzel oldu gibi. Sadece birazcık şey soluk gözüküyor böyle. Onu birazcık parlatabilir miyiz diye düşünüyorum şöyle. Outer glow değil, inner glow. Şöval şey diyelim. Inner glow yok muydu? Ha, inner glow şuradan aynen. Inner glow'dan mesela şu an kapattım arkadaşlar. Gördüğüm şu an bayağı soluk gözüküyor. Böyle yaptığımızda biraz da böyle iç tarafa da böyle bir ayırıyor iki rengi. Opacity falan direkt şöyle aslında. Bu bayağı güzel durdu böyle. Noise falan olmasın. Noise kötü duruyor. Antalizing'i açacağız buradan. Yok. Tek renk olacak da. Hani aslında şöyle bir şey de olabilir. Aynen. Çift stroke'lu gibi duruyor. Böyle bir şey de olabilir ki gayet güzel durur arkadaşlar bu, çünkü turuncu ve yeşil ve arasında beyaz var. Şunun da mesela beyazla detaylanan böyle beyaz var. Bu güzel durdu gibi şu an. Hani gerçekten güzel durdu gibi. Şöyle bunu 75 yapsak. Bir de şöyle bir şey planlamamız gerekiyor arkadaşlar. Ben videoların thumbnail'ların yani videoların fotoğrafları arkadaşlar 1080p'de şey yapıyorum. 1080p olarak editliyorum ve yüklüyorum. O yüzden 1080p şu an burada resim baya büyük gözüküyor 1080p olduğu için. Ama arkadaşlar videonun resmine koyduğunuz zaman bunu bu resim küçücük küçücük gözükecek ve hani burada gördüğünüz bu şeylerin yazıların falan ona göre ayarlamanız lazım kafanızda böyle. Hani bu şu an böyle burada gerçekten güzel gözüküyor ama resim küçüldüğünde arkadaşlar bu şuradaki şu beyaz şeritler falan hani o kadar fazla güzel gözükmeyecek. Yani çünkü aşırı ince bir şerit gibi gözükecek bunlar. O yüzden bunları birazcık hesaplamamız lazım ve hani burada güzel gözüküyorsa demek ki yanlış bu. Hani burada güzel gözüktüğünde arkadaşlar biraz bir kat daha kalınını yapın. Bir kat daha büyüğünü yapın. 300 falan şu an ben geldi 300 yapıyorum büyüklüğünü ama şu an 320 falan 330 falan gideceğim. Daha büyük olmasını istiyorum şu an neyse. Şuraya falan bence güzel oldu ya da şuraya falan da yapabiliriz direkt şöyle. Ama böyle yapınca şuralar çok boş duruyor. Ben yani şöyle yapmak daha hoşuma gidecek gibi benim en azından. Hani şöyle ya aynen. Böyle güzel oldu gibi arkadaşlar. Sadece hani şu şey nasıl duracak bilmiyorum. Şu beyaz şerit falan birazcık küçük gözükebilir. O yüzden şuraya stroke arkadaşlar 11 genelde oluyor ama 12 falan yapacağım bu defa ve
şu inner glow'dan şunu 80 falan yapacağım. Dur, yanlış yaptık. 80 yapalım. Hani inşallah güzel olmuştur şu an. Hatch center diyor bir de. Herde böyle bir şey var ama yok, böyle daha iyi duruyor. Tamam, böyle güzel oldu gibi. Şimdi buradan arkadaşlar şuraya brightness ekleyeceğim. Direkt use legacy diyorum. Otomatik ayarlıyor şeyini. Şu an gördüğünüz gibi aşırı güzel kontrastlı bir resim oldu. Ama bu birazcık abartı oluyor şu an. O yüzden birazcık şunu arttırıyorum ben. Şöyle kendine gelsin diye. Hani normalde resim bu arkadaşlar ve hani buradan brightness falan kontrast ayarladığım zaman böyle oluyor. Gördüğünüz gibi ciddi bir fark var. Hani şu an detaylı anlatıyorum arkadaşlar. Bu video uzun olacak. Bir tane 30 dakika 40 dakika kadar uzun olabilir. Hani sizi dediğim gibi bazılarını çekmiyor olabilir bu video. Yani izlemeyebilirsiniz ama YouTube'a başlamak isteyen arkadaşlar için güzel bir şey olabiliyor. Bence bu defa hani çok ayarlamayacağım. Brightness'ı arttırmayacağım. Direkt böyle hani şu an şey durduğu belli yani. Gerçekte oyun böyle değil. Onu yani herkes anlayan bunu kontrastta falan brightness'ta oynanılmış olduğunu anlar ama umurumda değil. Şu an gerçekten güzel duruyor ve böyle bırakmak istiyorum. Ve sonra şuradan Vibrance'a gideceğim. Normalde Vibrance hiç kullanmıyordum ama son 1,5-2 aydır kullanıyorum. Buradan direkt on yapacağım. Buna arkadaşlar çok fark etmiyor olabilirsiniz. Ama fark yapıyor yani. Size şöyle yaptığım zaman şu an 0 arkadaşlar. Şu an 0. Dur, yanlış yaptım. Şöyle yapalım. Şu an 0 mesela ve 10 yaptım. Vibrance'ı. Bu birazcık daha şu bulutlara bakarsanız fark ediyorsunuz arkadaşlar. Bulutlar şu an mesela daha böyle açık mavi gibi. Ve 10 yaptığım zaman daha böyle mavi falan artıyor. Renkler artıyor. Buradan da mesela bu çok fark ediyoruz. Saturation. Şöyle 10 yaptığım zaman direkt renkler böyle. Bütün renkler daha canlı oluyor. Şu an resim aşırı canlı oldu arkadaşlar. Ve gerçekten göz çekebilecek bir resim oldu. Hani ve şey yani clickbait falan olmadığı için genellikle videolarda clickbait kullanmıyorum biliyorsunuz. Yani clickbait tarzında thumbnail'larda kullanmıyorum. Hani oyundaki görüntü neyse bu yani. Sadece renkler oynadı birazcık. Hani bu da daha çok böyle hani YouTube'da gezinen birisi arkadaşlar gözünü çekmesi için kullandığınız bir şey. Bunu herkes kullanıyor ama ben daha böyle hiç clickbait'e yani adamı videoda olmayan bir şey tıklamak için zorlamadan böyle hani zaten videoda olan bir şey bu. Ben bunu spellemişim. Bu görüntü videoda varmış. Sadece dediğim gibi renklerle oynuyorum o kadar. Şu an bu kadar bu yani. Bunun için GameStream için başka bir şey yapmıyorum. Buradan arkadaşlar save as diyeceğim ve save'leyeceğim bunu. Tamam, save'ledim arkadaşlar şu an bunu ben. Şimdi bunları sileceğim. Şöyle. Tamam. Ama bu renk şeyini bırakacağım. Ve bir defa daha sileceğim arkadaşlar. Bu da videonun sonuna böyle çıkışa koyuyorum yani. Yani her videodaki o videonun thumbnail'ını resminin çıkışına koyuyorum videonun. Bu da orası için. Farming falan yazmayan boş resim, sadece efekti olan versiyonu. Bir defa da onu saveleyeceğim arkadaşlar şimdi. Tamam, bunu da bir defa saveledim arkadaşlar ve burada işimiz bitti. Artık buradan çıkıp Adobe Premiere'e geçebiliriz ve asıl olay orada oluyor. Asıl en fazla zaman orada kaybediyoruz. Hemen oraya geçelim bakalım. Tamam arkadaşlar, şu an Premiere açıldı. Premiere Pro kullanıyorum. Hatta aynen. Adobe Premiere Pro CC 2015 versiyonu. Burada şimdi şeyler var. Benim projelerim var. Yani projeleri ben genellikle çok aşırı farklı proje kullanan birisi değilim. Direkt bir tane projeyi kullanıyorum genelde çoğu zaman. FSO'da bir tane projem var. Burada benim yani direkt standart Farming Simulator videolar için kullandığım projem. Yani direkt bunu tıklıyorum. Şimdi Premiere onu yükleyecek. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi Adobe Premiere yani yükledi şey, her şeyi. Ve şu burada benim eski videodan kalma şeyler var fakat şu an kırmızı gözüküyor. Göstereyim size, dinleteyim birazcık. Çıkışının şey var. Bunu ben her defasında yapmıyorum arkadaşlar. Böyle direkt ayarlı bende o ve hani bu projede bu ayarlı bu müzik. Ve direkt bunu hazır kullanıyorum. Yani kesmeye biçmeye uğraşmıyorum bu çıkış müziğin her defasında. Şöyle göstereyim. Şimdi şurada çıkacak. Şurada. Ve çıkıyor. Gibi. Böyle çıkıyor arkadaşlar. Yani demin çok fazla ses gelmiş olabilir belki de. Bunu şimdi şöyle çekeceğim şuraya. Ve şeyi koyacağım. Şuradan file'a gidiyorum arkadaşlar. Import diyorum ve iki tane video ekleyeceğim. Bir tane facecam videosu, bir tane de oyunun kendi videosunu ekleyeceğim şu an buraya import'tan. Import'a tıklayalım arkadaşlar. Şu an ve gidip o şey videosunu seçeceğim. Şöyle tıkladım. Open diyorum ve şu an import files diyor. Yani şu an oh ne kadar çabuk bitti falan demin. Orada sadece bir görüntü var. Orada bitmedi. Asıl yükleme o şeyi burada şu an oluyor arkadaşlar. Bunun bitmesini beklemem lazım. Bu bitmeden de arkadaşlar yine bir işlemler yapabiliyorsunuz ama çok ses falan gelmiyor videoda. O yüzden bunu her zaman bitmesini beklemeniz lazım. Şimdi hemen şeyi de yükleyelim. Import'tan şeyi de yükleyeceğiz. Hangisi o? Şimdi hangisi? Dur bir saniye. 74 olması lazım. Bu da şeyin facecam'i. GameStream videosunun facecam'i. Bu biraz daha zor yükleniyor arkadaşlar. Şu import files kısmında bayağı bekliyor bu facecam
şeylerimde. Evet arkadaşlar, şu an yüklendi şeyler ve şu an saat 1'i tam 15 geçiyor. Saat 11'i 11.30'da başladık. Saat 1'i 15 geçiyor ve şu an daha edite başlamadık. Hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Yani aralarda falan hiçbir türlü ara falan vermedim. Direkt yani başladıktan beri hiçbir türlü ara falan vermedim. Sadece işte su içtim demin, ama o da zaten su içerken ben şey doluyordu, şey yükleniyordu. Premiere şu iki videoyu yüklediği için yani yine zaman kaybetmiş olmuyorum. Zaten beklemek zorundayım orada. Şöyle yapacağım. Şimdi edite başlıyoruz dediğim gibi. Şunları şöyle çekelim şuraya. İlk olarak videoyu şuraya koyacağım. Sonra arkadaşlar şunu bunun dışına koyuyorum. Ben facecam'le şey arkadaşlar, facecam'le oyunun seslerini şöyle, yani facecam'i oyuna göre şöyle, oyunun videosuna göre şöyle senkronize ediyorum arkadaşlar. Şuradan şeyden Logitech'in işte facecam videosu çektiğim programdan arkadaşlar. Logitech'e diyorum işte sen kendi kamerayla işte kendi mikrofonuyla benim sesimi kaydediyor kendine yani. Kendi facecam videosu için. Benim sesim de arkadaşlar oyunun videosu ile kaydediliyor şu mikrofondan ve ben arkadaşlar facecam'i şöyle göstereyim. Facecam arkadaşlar şu kendi sesiyle oyunun sesini şey oyundaki sesi yani birleştirip şuradan hani senkronize edip öyle hani facecam'i de görüntüyü de öyle senkronize etmiş oluyorum sesle. Sonradan senkronize ettiğim zaman kameradan aldığım yani kamera kendi mikrofonundan aldığı o dandik sesi siliyorum direkt. Sadece benim bu mikrofondan kalan ses kalıyor. Sadece senkronize etmek için kullanıyorum yani bu kameranın kendi mikrofonuna çektiği sesi. Daha iyi şekilde, daha iyi yöntemle yapanlar falan var mı bilmiyorum. Hani Sony Vegas'ta falan şimdi daha kolay olanlar, daha kolay oluyor diyenler olabilir. Ben Premiere'le alışmak istedim. Premiere'e alıştım. Benim tarzım da böyle, Premiere'le yapıyorum. Şimdi şöyle arkadaşlar şuradan şunu tıklayalım. Bunu tıkladığınız zaman ne oluyor? Videonun arkadaşlar sesine bir kesme işlemi yaptığınız zaman videonun kendi görüntüsüne de kesme işlemi oluyor. Veya herhangi bir işlem yaptığınız zaman sesine, görüntüye de aynı işlem oluyor. Şimdi buradan kestim bunun ucunu. Şimdi burada şey yok. Buradaki şey çöp. Şöyle bakalım şeyin sesi nereden başlıyor? Bunun sesi şuradan falan başlıyor. Şöyle getireyim arkadaşlar. Senkronize etmek falan çok zor olmuyor arkadaşlar. Hani nasıl yaparım falan ben de düşünüyordum ama çok rahat oluyor. Çünkü buradan şöyle zoomladığın zaman hani mikrosaniye kadar görebiliyorsunuz. Mikrosaniye demeden milisaniye kadar görebiliyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi tam olarak senkronize edilmiş diyebiliriz. Hatta şöyle mi olsun. Şuraya gelelim. Böyle 2-3 yerden tam 2-3 ayrı yerden bakıp senkronize ederseniz daha rahat olur sizin için. Mesela şunlar mesela şöyle en kolay kaçışı şöyle küçük küçük çıkıntılı sesler bulduğunuz zaman şöyle en rahat böyle senkronize edebiliyorsunuz. Tam olmuyor. Mesela şu an bakın bunların ikisinde böyle çok iyi, böyle yarım milisaniye böyle fark var. Parmak gösterdim bu arada. Ama bu kadar fark hiç hissedim yani. Hiç kimse anlamaz yani şu kadar farkı bile kimse anlamaz. Ama olabileceğin en yakın şey yapın. En yakın bu şu an benim videomda. Daha direkt yani milisaniye kadar her şey senkron olur mu? Olur belki. Ben nasıl yapacağımı bilmiyorum. Uğraşmak da istemiyorum. Hani çok da yani hiç fark etmiyor. Hiç kimse fark etmez. Şimdi şöyle şuradan kesiyorum bunları. Atıyorum. Şöyle rip delete diyeceğim. Tamam. Şu an şey yaptık. Şimdi facecam işlemine başlayalım. Hatta şöyle bir ses dinleyelim bakalım. Şeyler senkronize mi? Merhaba arkadaşlar. Ben Emre ve bugün arkadaşlar yeni bir video. Tamam. Burada FPS falan düşük gözüküyor ama zaten normalde düşük Facecam'ın FPS'i. Facecam 30 FPS çekmesi lazım ama düşük ışık düşükse falan 24-20 FPS'e kadar düşebiliyor. Ama o hiç fark edilmiyor küçülttüğün zaman. Bunlar zaten herkeste olan şeyler. Şimdi bunu senkronize ettiğim için şu alt sesi atacağım. Yani buna niye bastım önce? Çünkü buna basmazsam arkadaşlar sadece sesi seçemiyorum. Mesela şu an gördüğünüz gibi tıkladım sesi ama yukarıdaki görüntüyü de o sese bağlı görüntüyü de seçti. Yani şu an buna basıp böyle dili desem görüntü de silecek. O yüzden şuna basıyorum. Buna bastım ama böyle görüntü sadece görüntü şey sadece sesi seçebiliyorum. Delete dedim ve kestim. Kestim yani sildim. Şimdi şuradan şunu koyacağız şöyle. Bu da border oluyor. Facecam'in border'ı. Onu ben önceden yükledim. Crop diyeceğiz. Bir tane crop atacağız buna. Şuna. Facecam'in videosu. Bu facecam arkadaşlar. Bu pembe şey, mor şey, şu mavi border. Bu da oyunun kendi görüntüsü ve kendi sesi. Sonra face diyeceğiz. Bunlar ikisi arkadaşlar benim kaydettiğim efektler. Bunu kullanırken böyle sürekli şu şey çıkıyor ama hiç alakası yani hiçbir sormam. Niye öyle bir şey çıkıyor bilmiyorum. Hiç araştırmadım zaten. Şimdi facecam'i şuna koyuyoruz. Facecam border'ı şuna koyuyoruz. Ha, bu biraz da benim işimi rahatlatıyor. Onların yani bunu koymadan da kullanabilirsiniz ama dur şöyle. Şimdi küçülttüğümüz için arka plandaki görüntü gözüktü. Bu edit kısmı arkadaşlar detaylı anlatıyorum çünkü yani anlamak isteyenler varsa hani anlayabilirler ya da siz hani ben YouTube'a girmek istemiyorum hiç umurumda değil buralar diyorsan arkadaşlar direkt buraları geçin. Yani videonun sonuna falan gidebilirsiniz yani sonunda hani toplam kaç dakikamızı almış falan onu şey yapabilirsiniz. Şimdi burada yapacağımız şey şuraya gidiyoruz. Şuradan şöyle efektlere gidiyoruz. Bu arada Premiere'de arkadaşlar böyle pencereleri falan istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Benim pencere şeyim bu. Düzenim böyle yani ben böyle kullanıyorum. Burada istediğiniz pencereyi istediğiniz yere koyabilirsiniz falan. Ben böyle kullanıyorum abi. Çok
İşte yani dediğim gibi kendi göre ayarlayabilir her şeyi. Mesela bunun büyüklüğünü falan ayarlayabiliyorsunuz böyle falan. Bunun böyle ayarlayabiliyorsunuz falan. Yani çok değişik ayarlar yapabiliyorsunuz. Yani bütün arayüzü değiştirebiliyorsunuz kendinize göre. Şimdi çok güzel Premiere reklamı oldu. Şimdi şöyle buradan bunu tıkladığımız zaman şuna tıklayalım önce. Şuradan biraz daha görüntü normal olan bir yeri seçelim. Yani kolum havada olmasın. Tamam. Şöyle yani bu burayı direkt kesebilirim ama kesmiyorum çünkü direkt şey videonun dışına koydum şu an oraya kesmekle uğraşmıyorum hiç. Şöyle tamam azıcık şu tahta değil bu aslında şey bu. Ne bu? Gardırop diye geçiyor galiba Türkiye'de. Onun şey gözükecek şekilde ayarlıyorum. Ondan sonra şöyle crop'a tıklıyorum. Crop da arkadaşlar kesme işlemini yapıyor. Şöyle direkt kestim burayı da birazcık. Tamam bu kadar iyi bence. Büyüklüğünü birazcık küçültelim. Çok büyük şu an. Tamam böyle. Hadi şöyle tamam böyle ideal. Hatta biraz fazla küçük yapmış olabilirim. Şimdi şuradan 100'e tıklayacağım. Ve bu bir kat yani şey iki kat daha doğrusu işte zoomlamış olacak. Şöyle bunu şimdi buna uyduracağım. Bunu şöyle ben biraz büyük bırakıp şu şey kısmını dışarıda kalmasını seviyorum. Şöyle ayarlayacağız bunu. Şuna tıklayacağım. Tam böyle ayarlayabilmek için. Kaybolsun, gözükmesin diye. Heh. Şu an tam ayarlı arkadaşlar bu gördüğünüz gibi. Yani benim videoda nasıl yüklediğimi, kaç saat bir videonun kaç saatimi aldığını düşünün. Yani merak ediyorsanız bu videoda görmüş olacaksınız. Yani ben bir video 3 saatimi falan diyor derken yani yalan söylemiyorum. Ama bakalım ben yani kaç saat oldu. Ben kaba hesaplı 3 saat diyordum. Belki hani şu an normal bir video. Yani en kolay yüklediğim standart video bu arkadaşlar. Ya mesela şu an çektiğim bu videoda bayağı uğraşacağım. Bunun editiyle. Ya yani bu videonun sadece editiyle muhtemelen 2 saatte uğraşacağım. Ama bu özel video normal videolar böyle. Bakalım kaç dakika alıyor. Kaç saat alıyormuşlar benden. Burayı düzenledik falan. Facecam hazır. Her şey hazır Facecam'de. Şöyle sese gidelim. Seste kalsın. Buradan arkadaşlar şimdi şey yapacağız. Kesip biçme işlemlerine başlayacağız. Bayağı kesip biçme işlemi oluyor benim videolarda. Merhaba arkadaşlar. Şimdi. Şuraya bakın Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şu an mesela. Ben. Merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Şu an mesela şu kırmızıya vuruyor. Bu kırmızıya vurulması lazım arkadaşlar. Kırmızıya vurduğu zaman ses cızırtı olacak. Sesle demek oluyor bu. Merhaba arkadaşlar. Ben Emre ve bugün arkadaşlar. Şurada bir vuruyor. O yüzden şuraya arkadaşlar şöyle. Birazcık şu an yani hem Facecam'den hem aşağı dopleden görüntü alıyorum. Aynı zamanda edit yaptığım için zor oluyor birazcık. Geç tepki veriyor Premiere. Audio gain eksi 2 diyelim. Ben Tamam. Emre ve bugün Şimdi. Ben Emre ve Tamam bu kadar çarpmıyor bugün kırmızıya. arkadaşlar. Mesela şöyle şuraları kesiyoruz direkt. Tamam. Şöyle kestik burayı mesela şu an. Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Şöyle mesela burayı ben istemiyorum. Şu mesela el sesi hiç olmayacak. Bu video birazcık özel. Tamam. Bunu kestik arkadaşlar. Tamam. Bu video birazcık özel arkadaşlar ama niye özel olduğunu şu an sizlere söylemeyeceğim. Tamam. Yani şu an videonun sesini falan görüyorsunuz. Spoiler olmayacak size çünkü bu GameStream videosunu zaten şimdi yükleyeceğiz. Sizlerle beraber. Niye özel olduğunu arkadaşlar siz yarın anlayacaksınız. Yani bu videoyu yükledikten sonraki gün. Tamam bu E sesi bunu at. Ama gerçekten güzel özel bir video. Ne o ne öyle abi? Özel bir O ne lan? Şöyle keselim, şöyle bakalım düzeltebilecek miyiz? özel bir sen güzel özel bir video arkadaşlar. Mesela şu an arkadaşlar onu düzelttik. Yani çok düzeltemedik. Şu an şöyle yaparsak biraz daha düzeltmiş olacağız herhalde. Mesela öyle işte kekeme gibi olduğum yerlerde falan veya hani olabiliyor bana veya işte ne bileyim bir kelime yanlış söylediğim yerleri görürsem böyle düzeltebiliyorum. Güzel özel bir video arkadaşlar. Dur, ses şu Sen an güzel özel bir video arkadaşlar bu. gördüğünüz gibi düzelttik orayı. Burası boş, keselim. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Geçen mi? Tamam şu full sesiymiş. Şöyle keselim. Şöyle. Geçen bölümde ben şunu da söyleyeyim. Böyle konuşmadan önce bazen nefes alıyorum. Ve ses falan geliyor şöyle. Onu da keseceğim. Editin full kısmını size göstermeyeceğim arkadaşlar çünkü bayağı uzun olacak. Sadece böyle önemli şeyleri şu an gösteriyorum. Hani şöyle keseceğim buraları falan. Böyle şimdi önümüzdeki bir 15 dakika 20 dakika boyunca arkadaşlar bunu yapacağım ben. Artık başka şey yapacağım yere gelince görüşürüz. Ben kesmeye devam edeyim.
Ve şu an arkadaşlar videonun renderı da bitti. Saat şu an 3:23 geçiyor. Yani 1 saatten biraz daha fazla süre aldı gibi ama ben size söylemeyi unutma arkadaşlar. Render bittikten sonra yaklaşık bir 10 videonun boyutuna göre, hatta videonun uzunluğuna göre yaklaşık bir 5 ila 10 dakika arası videoyu kaydetmesi için de bekliyorsunuz. O yüzden yani bir 5-10 dakikada oradan ekleniyor falan. Hatta bazen 15 dakika kadar uzayabiliyor o süreç. Şimdi şuradan şuraya şimdi arkadaşlar yani video bitti zaten, her şey hazır. Sadece videoyu yükleyeceğiz artık. Şuraya gidiyoruz. YouTube'a girip tabii. Şuraya gidiyoruz. Yükle dedik oradan. Yüklenecek dosyaları seçin diyeceğiz. Buradan da arkadaşlar hazır videolardan GameStink bölüm 6'yı seçeceğiz ve open diyeceğiz ve bu kadar. Yüklemeye başlıyor şu an. Gördüğünüz gibi 29 dakikalık videomuz yükleniyor şu an. Ben arkadaşlar YouTube'un eski versiyonunu kullanıyorum. Yani eski şeyi. Biliyorsunuz YouTube'un yeni versiyonu da var böyle. İstediğiniz zaman şeyi YouTube'un arayüzünü siyah yapabiliyorsunuz falan, böyle gece moduna geçirebiliyorsunuz falan. Ben o yeni YouTube'u çok sevmiyorum. Bayağı dandik geliyor. Yani normal bir kullanıcıysanız, sadece izleyiciyseniz çok güzel bir şey ama video yükleyen insanlar için, YouTuber'lar için işi bayağı zorlaştırıyor. Çünkü yani videoları işte ayar çekme kısmına falan yani ulaşmak istersen bayağı zor oluyor. O yüzden hani bu eski YouTube daha mantıklı. Yani çok daha rahat, yani YouTuber'sanız, video yüklüyorsanız daha mantıklı. Sadece düz izleyiciyseniz tabii YouTube'un yeni versiyonu çok rahat kullanabilirsiniz. Orada sıkıntı yok. Şimdi şurada ikinci sekmeye geçiyorum. Buradan video yöneticisi diyeceğim. Bu arada 310 bin izleme var ve 1093 abone varmış şu an. Abone olmasanız kanalda abone olun. Şimdi buradan en son GameStink videosuna gidiyorum. Bayağı da uzun şey yazmışım. En son GameStick videosuna gittim arkadaşlar. Şöyle bunun ismini ne yaptım ben? Kopyaladım arkadaşlar bunun ismini. Direkt buraya bunun ismini yapıştırıyorum. Sonra şey değiştiriyorum. Sadece şu her videoda değişik bir yazı, yani o videoda ne yaptığımı söylediğim kısmı sadece silip bu videoda yaptığım şey yapacağım. Yazacağım. Bu videoda ne yaptım ben? Bu videonun ismi arkadaşlar inek, şöyle yapacağız. İneklere ve koyunlara çim ektik. Çim ektik. Aynen. Bence güzel bir şey. Başlık oldu. Buraya arkadaşlar şöyle siliyoruz burayı da. Buradaki şeyleri buraya direkt kopyalıyorum. Zaten her şey aynı oluyor genelde. Komşum bizim, bunu sadece şunu sileceğiz. Ve buradan save game'i silebilirim aslında. Buradan bunu sileceğiz ve buraya bu bölümde yaptıklarımızı yazacağız. Yazdığım arkadaşlar bu bölümde koyunları ve ineklerini orayı pulukla sürüp çim ektik yazdım ve buraya da beğendi. Niye yazamıyorum lan? Beğendiyseniz, değil mi? Beğendiyseniz tamam, böyle olacak. Beğendiyseniz tamam. Bu kadar. Burada işimiz bitti. Şimdi etiketlere geçiyoruz arkadaşlar. Buradan Media Master sileceğim. Şu simülatörü sileceğim. 2015 sileceğim. Farmer'ı da silebilirim gibi. Şimdi şunu direkt şuraya yazıyoruz ve buraya da koyacağız. Tamam. Ondan sonra arkadaşlar şunu kopyalayıp şuraya yapıştıracağım etiketlere. Festival'de Let's Play'i kopyalayıp yapıştıracağım. Ondan sonra şunları kopyalayıp yapıştıracağım şuralara. Tamam. Videonun başındaki şeyleri etikete yazdığım zaman ve buradaki bunları da etikete yazdığım zaman arkadaşlar bayağı şu an 300 kelime yazdık. Daha 200 kelimelik bir boş alanımız var, daha yazabiliriz. Burada da kendim kafamdan şeyler yazıyorum. Farming, dur. Türkçe Farming Simulator 2017. Farming Simulator 2017 Türkçe, aynen yapalım. GameStink Face 17 diyeceğiz. GameStink yine GameStink GameStink Map Face 17. Türkçe modlu FS yapacağız. Olmuyor ama Türkçe modlu FS falan hani yazalım. Onun dışında pek yazacak bir şey şu an aklıma gelmiyor. Özel küçük resim diyeceğim. Buradan şimdi videonun resmini yükleyeceğiz. Ve şurada arkadaşlar videonun resmi var. Şöyle open diyeceğim ve yüklüyorum şu an videonun resmini. Şu an bunu yükledik. Video arkadaşlar %50 yüklenmiş bile. 5 dakikası kalmış videonun yüklenmesi ama bu videoyu yüklendikten sonra arkadaşlar hemen izlenilebilir hale gelmiyor. Konuşamadım. Bu videoyu yüklüyorsunuz. Yani yüklerken sizin internetiniz kullanılıyor. Yani yüklüyorsunuz videoyu YouTube'a. Ondan sonra YouTube videoyu işliyor. Şunu yine böyle yükleme şey gibi dolan işleme şey başlıyor. İşleme arkadaşlar sizden internet falan götürmüyor. Hatta video işlenilirken artık yazacak şeyinizi bitirdiyseniz yayınlaya tıklayıp direkt bu sekmeyi kapatabilirsiniz. Ama yayınlaya tıklamadan sekmeyi kapatırsanız yazdığınız her şey ve video boşa gider. Video boşa gitmiyor da yazdığınız şeyler boşa gidiyor genelde. O yüzden gel de burada bekleyin diyorum.
Yükleme bitsin, sonra işlenme de bitsin. İşlenme bittikten sonra arkadaşlar hemen yani yayınla derseniz videonuz 360p'de falan izlenebilir hale gelecek. İlk önce sonra yaklaşık bir işte çıktan şeye bağlı yani her zaman değişiyor bu süre. İşte o çıktı video işlendikten sonra 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika sonra artık 1080p'de izlenebilir hale geliyor. O yüzden ben geldi ne yapıyorum? Bu yüklemesi bitmesini bekliyorum arkadaşlar. Sonra işlenmesini bitmesini bekliyorum. Ondan sonra da işlem bittikten sonra yayına tıklamıyorum. Bu sekmeden de çıkmıyorum arkadaşlar. Ve burada yaklaşık bir 10 dakika falan bekliyorum. Yaklaşık bir 10 dakika maksimum işte 15 dakika geçtikten sonra arkadaşlar yayınlaya tıklıyorum. Ve oradan sonra yayınladıktan sonra da işte videonun sonunda çıkan kartları falan ayarlıyorum. Ama burada artık yapacağım bir şey yok. Ya, yapabileceğim bir şey yok. Burada artık bekleyeceğim arkadaşlar. Yine videoyu durduracağım. Bu işlem bittikten sonra arkadaşlar yine görüşeceğiz sizlerle. Video yayınlayacağız ve kartları ayarlayacağız. Kartları ayarladıktan sonra bu videoluk işimiz bitecek arkadaşlar. Bu videoyu hazırlığından şeyine kadar yüklenip kartların her şeyini hazırlayana kadar kaç saat geçiyor? Kaç saatimi veriyorum? Bunu öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Artık dediğim gibi video işlendikten sonra her şey bittikten sonra görüşürüz. Tamam arkadaşlar şu an işlem tamamlandı dedi. Yani işleme video yüklendi ve işleme şey de geçti. Artık şu videoyu ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. İşleme bittikten sonra şu an işlem tamamlandı yazdı ve ben çok fazla bekliyorum. Şu an 1 dakika falan geçti sadece. Ama olsun yine de yayınla diyeceğim. Çok fazla uzatmamak için videoyu. Yayınladık arkadaşlar. Şu an video yayınlandı ve şu an artık insanlar yani sizler izlemeye başladığınız videoyu alıyorlar. Düzenli demeyeceğim. Buradan artık ben şöyle kapatacağım bunu arkadaşlar. Direkt şu sekmeye gideceğim. İkinci sekme yani. Buradan İşte benim yani yine kanaldan videolara gideceğim. Bakalım izleme var mı? Şu an görüntülem yok. Düzenle diyelim şimdi yine. Buradan kartlardan şey bitiş ekranı olacak. Bitiş ekranı arkadaşlar. Yani şu an tam bu videoda tam ben nasıl yapıyorum öyle söyledim. Ama şunu söylemem lazım arkadaşlar. Şu şablonu kullanacağım. Rastgele bir şablon seçiyorum buradan. Sonra şöyle şeyi nerede başladığını bakıyorum. Şurada falan başlıyor. Tamam şöyle yapalım. Sonra şuraya çekip birazcık ileri. Bunu nereye koyacağıma karar vereceğim. Şöyle bence iyi gibi. Değil mi? Çünkü bu buraya sığmaz herhalde. Aynen sığmıyor pek. Hani böyle tamam böyle kalsın. Böyle daha iyi oldu. Şöyle falan. Oldu bence arkadaşlar böyle. Şöyle buraya tıklıyoruz. Buradan görüntülen için en iyisini diyoruz. Yani şuradaki şu karttaki gösterecek video seçiyoruz arkadaşlar. Buradan en son yükleme diyebilirsiniz. Yani en son yüklenen yani biri video izledikten sonra bu kartta sizin kanalınızdaki en son yüklenen video gözükecektir. Görüntülen için en iyisi yaparsanız YouTube yani o izleyen için YouTube'un algoritmasına göre en sizin kanalınızdaki en çok yani en iyi olabilecek şeyi videoyu gösterecektir o izleyen kişi. Yani bu kişiden kişiye orada gösterecek video değişer. Ben bunu kullanıyorum genelde. Veya bir video veya direkt oynatma sitesi de yani sizin seçtiğiniz tek video veya tek oynatma sitesi de koyabilirsiniz. Ben genellikle bunu koyuyorum. Yani YouTube'un algoritmasına göre benim kanalımdaki o adamı önerecek en iyi video YouTube yani hesap veriyor, karar veriyor. Nasıl karar veriyorsa artık algoritmaya göre. Öyle şey yapıyor. Şimdi şurada bunu yaptık ve kaydet dedik arkadaşlar. Şimdi nasıl bir şey olmuş bakalım. Şimdi 700 aynen şu an daha 360p. 1080p gelmedi. Şöyle bir deneyelim. Ön izleme diyelim. Aynen gördüğünüz gibi böyle görünüyor. Tamam bunu da kaydettik arkadaşlar ve şu an arkadaşlar videomuz yüklendi bitti. Yani normalde bunu artı bir 5 dakika falan daha koyabilirsiniz şu 1080p gelmesi için ama onu yani koymadabilirsiniz. Şu an arkadaşlar saat 3'ü 55 geçiyor. Hatta ben şuradan göstereyim yine telefonu arkadaşlar. Şöyle göstereceğim sizlere. Saat arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi saat 15:56 geçiyor demin gördüğünüz. Saat 15:56 geçiyor arkadaşlar. Aynen 3:56 geçiyor şu an. Biz arkadaşlar saat tam 11:30'da başladık GameStink videosu yani bu yüklediğimiz videonun hazırlığına yani direkt programların hazırlığına program dediğimiz sadece Logitech'in şeyine birazcık oynuyoruz. O kadar. Video başlamadan önce şeyde sevgilimle birazcık hazırlık olayı geldi. Hazırlığı yaptık. Video çektik. Video fotoğrafını falan editledik yaptık. Video editledik. Video renderladık arkadaşlar. Videoyu yükledik. Her şeyini yükledikten sonra her şeyini ayarladık. Şu an arkadaşlar saat dediğim gibi saat 3'ü 57 geçiyor falan. Yani saat 4 diyebiliriz arkadaşlar ve toplamda 4,5 saat sürdü bu videonun baştan sona kadar yüklenene kadar şey zamanı benden 4,5 saat oldu. Ve ben arkadaşlar yani hiç şeyden aslında hiç durmadım. Direkt bir etap biten bitti. Bittiği gibi direkt diğer etapa başladık. Direkt yani robot gibi bayağı hızlı bir şekilde yaptım zaten bayağı yoruldum. 4,5 saat git arkadaşlar yani sanırım bir video için yani verdiğim yemeği şu an anlamışsınızdır artık diye düşünüyorum. Hani 4,5 saat aldı bana şu yani şu an bu videodan önce izlediğiniz video arkadaşlar dünkü video. Bana 4,5 saate mal oldu. Hani
Hani siz hani video yükle falan diyorsunuz. Niye video yüklemesin diyorsunuz da hani bir video 4,5 saat alıyorken bir de bu standart video abi. Hani her video 4 saat, bazıları 4 saat alır, bazıları 5 saat alır. Hani mesela şu an bu video arkadaşlar bayağı saatim aldı benim. Deli gibi saatim aldı. Çünkü sadece bu videonun arkadaşlar çekmesi sadece bana yaklaşık bir 4 saat şu an saat yani 4 saattir bu videoyu 4,5 saattir falan bu videoyu çekiyorum. Bu videonun önceden önce nasıl çekeceğim planlaması vardı. Yani şu anki video konuşuyorum. Ve bunun editi de muhtemelen 2 saat sürecek. Yani bu video bana toplamda 6-8 saat, 6 ve 8 saat falan harcamış olacağım bu videoya. Ama bu yani özel videolardan biri. Standart video dediğim gibi 4 saat ile 5 saat arası benden zaman götürüyor arkadaşlar. Standart bir oyun videosu. Hani sesim bile gitti. Hani niye video gelmiyor diyecek olursanız artık yani bir düşünün. Hani o gün boş olduğum 4 saatim veya 5 saatim olmamış olabilir. Veya günde mesela boş olduğum günlerde 2 video getiremiyorum. Niye getiremiyorum? Çünkü 2 video getirsem toplamda hayatımdan 7 saat mi? Yok, ne 7 saat? 4,5 9 saat falan aynen. Hayatımın 9 saat yani o günümden 9 saat boşuna değil de yani 9 saat boş bırakmam gerekecek. O gün 2 tane video çekip yüklemek için ortalama 9-10 saat. O da bütün gün demek yani. Yani böyle yani videolara verdiğim emek böyle oluyor arkadaşlar. Her video yani standart bir oyun videosu bu kanalda böyle çekiliyor. Böyle yani hazırlığı çekilmesi işte editi falan böyle yapılıyor. Ben sana nasıl edit yaptım hani edit nasıl yaptığımı falan gösterdim. Ama herkesin edit yapma tarzı farklıdır arkadaşlar. Hani benim yaptığım gibi editleri siz kendi kanalınızda kanal video yükleyeceksiniz. Ve kendi kanalınızda benim yaptığım editleri yapmayın. Hani bundan ben de rahatsız olurum. Hani birebir yapmayın. Hani benden gördüğünüz, beğendiğiniz mesela teknikleri falan, hani teknik değil mi de nasıl olduğunu falan attım. Hani benim edit tarzımdan bir şeyler kendinize alabilirsiniz falan ama hani ben nasıl yaptım birer hani şey adım adım aynısını yaparsanız hani ben de bundan rahatsız olurum ki yani herkes de hani olur bence. Herkesin bir edit tarzı oluyor kendine göre. Hani ben de bunu zamanla kendim geliştirdim. Abi asistan açıldı telefonda. Ne alaka bilmiyorum. Neyse. Böyle. Çok fazla uzatmayacağım video. Zaten muhtemelen uzun video oldu. Ya da uzatacağım lan. Zaten uzun oldu. Uzatacağım ya. Neyse. Bu video bu kadar arkadaşlar. Bunu kapatayım bu arada. Şöyle facecam'dan görürsünüz beni. Hoşça kalın. Kendinize bakın arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Faydalı olduysa size bu video lütfen beğenin aşağıdan ve hani başka kanallardan gelen hani beni hiç izlemeyen şu an bu videoyla görecek olan arkadaşlar da olacaktır muhtemelen. Çünkü nasıl YouTube'dan nasıl video çektirir ve video yüklenir diye bir video çektim şu an. Hani bu dönem muhtemelen beni hiç izlemeden ki daha önce hiç izlememiş insanlar çok fazla izleyecek. Hani dislike atmazsanız sevinirim abi. Hani çok büyük ihtimalle size çok büyük yardımım dokunacak ama sizinle de yardımım dokunmasına rağmen dislike atacaksınız biliyorum o yeni gelen şeyler, insanlar. Hani dislike atmayın boş boşuna. Eğer dislike atarsanız da yazın aşağı neyi beğenmediğiniz videoda. Hani sizce ne yanlış videoda onu yazın. Ya da yazmak istemiyorsanız Discord linki olacak bu videonun altında. Linkinden Discord serverımıza gel. Sen dislike atan arkadaş. Gelin abi Discord link serverımıza. Oradan bana ulaşın. Yani konuşuruz. Hani videoda neyi sevmediniz, neyi yanlış buldunuz bana söylerseniz. Böyle. Beğenseniz videoyu aşağıdan like basmayı unutmayın. Beğen basmayı unutmayın. Çünkü gerçekten hani bu videoyu nasıl çekeceğim yani. Çünkü çekmesi de zor bir video. Yani nasıl çekeceksin? Hani bir video çekeceksin ve o videoyu nasıl çektiğini video çekeceksin. Nasıl olacak bu iş falan bayağı düşündüm. Yani düşünmesi bile hani yaklaşık bir saat falan düşündüm. Nasıl yapacağımı, nasıl çekme işlemi bile nasıl olacağını düşündüm. Bayağı emek verdim bu video arkadaşlar. Yani umarım demek size yardımcı olmuşumdur, faydalı olmuşumdur. Çoğu yeni başlamak isteyen arkadaşlara veya siz de yani yeni başlamak istemiyorsunuz. Yani siz izleyiciler merak ediyordunuz belki ben nasıl video çektiğimi. Böyle video çekiyordum. Hoşça kalın dediğim gibi. Emeğe saygı abi. Yani videoyu beğenirseniz çok mutlu etmiş olursunuz beni. Aşağıdan fikirlerinizi, düşündüklerinizi falan yorum olarak yazabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Abone olanlar zil işaretinden bildirimleri açsın. Böyle. Hoşça kalın. Kendinize bakın arkadaşlar. Bay bay. Ben gittim.